işe almadılar. Alakasız mesleklerden geliyorsun dediler. Çok kibar, çok hassassın dediler. Belki 10, belki 15 tane düşürdük, kalktık, düşürdük, yerden kalktık. Havada taklattı. Havada yandı. Belli bir tecrübe olması gerekiyor. Şah İsmail Özmen, CEO Havacılık kurucusuyum. Kayıda girdin. Sesim geliyor mu? Vallahi akşam ofisten yeni çıkabildik. Saatimiz şu an 7'ye 20 var. Yoğun İstanbul trafiğindeyiz. Bu akşam gideceğimiz yer Ankara. Gece otelde kalacağız ve yarın çok farklı bir çekim yapacağız. Bu arada bu çekimin amacı da Havelsan'la birlikte yeniden başlayacağımız Akıl Katanlar serisi. Akıl Katanlar'da hedefimiz çok böyle farklı karakterleri, insanları savunma sanayimizden, teknoloji koyan mucitlerimizden farklı farklı insanların hikayelerini çekmek. Yol uzun ilerleyeceğiz ama ilk bölümde Şah İsmail Bey'i tanıtacağım size. Havelsan'ın İHA sistemlerine Şah İsmail Bey üretim yapıyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Bugün telefonla konuştuk kendisiyle. Aslında kendisi bir terzi. Terzi ama bir taraftan kompozit işine bulaşmış, kompozitle üretim yapmaya başlamış. Çok farklı bir insan, çok farklı bakıyor. Ben de bakalım yarın nasıl bir şeyle karşılaşacağım, ne olacak? Merakla bekliyorum ama önce şu yolumuzu bir alalım, gece otelde dinlenelim. Sonra ertesi gün Ostim'e gideceğiz. Ostim Ankara'da bence savunma sanayimizin merkezi. Acayip acayip şirketler var. Çok değişik üretimler yapıyor. Onları böyle bir beraber görelim. Şah İsmail Bey neler anlatacak? Birlikte göreceğiz. Oldu mu kayıt? Oldu abi bence. Tamamdır. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Yolumuz uzun. Gerçekten çok. Ve trafik tabii ki. Kolay gelsin. İsmail Bey'e baktım ben ama İsmail Bey burada mı? Evet, ben içeride mi istersiniz kendisini? Ya şu an ne yapıyorsunuz siz kanat parçası gibi? Kanatımızda macun çekiliyor şu an. Macun işlemi yapılıyor. Ondan sonra zımpara bölümüne geçiliyor. Adınız sizin? Nazım. Nazım. Peki burada sen ne iş yapıyorsun Nazım? Biraz konuşalım. Gel sen de bir mikrofonumuzu takalım. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben şu anda yeni işe başladım. Yeni yeni öğrenme aşamasındayım. Ustalarım sağ olsun bana işi gösteriyorlar, öğretiyorlar. Yeri geldiği zaman yapabileceğim işleri yaptırmaya çalışıyorlar. Şu anda macun çekiliyor. Ben zımparasını yapmaya çalışıyorum. Peki bu işe nereden girdin? Ya biraz heves ettim, meraklıydım. Sağ olsun İsmail abi ile Mert de bana destek oldular. Gel yanımıza çalış, işi öğren, beraber yapalım. İşte nasıl söyleyeyim, elinde en azından bir mesleğin olsun, meslek sahibi ol diye geldim. Zaten uçaklar merak ediyordum. Hani havada uçuyor sonuçta, gidiyor geliyor. Dronları gördün mü uçururken onları? Mesela burada bir dronumuz var. Onu da mesela şu an çok merak ediyorum. Nasıl uçacak diye test uçuşuna gideceğiz. İşte uçuşlara gide gele. Onun uçuşunu görünce yani iniyor, kalktığı yere geri iniyor, geri gidiyor. Belli bir alanı var, mesafesi var. Bir de biliyorsunuz savaşlarda falan çok kullanıldığı için. Hani askeri açıdan da çok merak ediyordum aslında. Ki asker olma gibi bir planım da vardı. Sırf bunları hani kullanabilmek, görebilmek için. Ama nasibimizde burası varmış. İşte kullanmadan değil, deyim alattan başladık biz de. Peki İsmail Bey ile nasıl tanıştın? Ya, İsmail abi bizim mahalleye yeni taşınmışlardı. Biz de hani çocuk olduk, o zaman ufaktık, mahallede top oynuyoruz. İşte koşturmacı derken Ali Mert'le tanıştım. O zaman tabii İsmail abi bu işleri yapmıyormuş. Ali Mert'le tanışa, vakit geçire geçire İsmail abi de bu işe başlayınca işte normal günlük rutin sohbette
ne yapıyorsun diyorum. İşte bugün dükkana gittim de dükkanına işte babam bir yer açtı, bir sanayide bir şirket açtı. İyi, ne iş yapıyorsunuz? Kompozit. Hiç bilmediğiniz bir iş. Yani hiç duymamıştım o güne kadar kompozit işini. Alimet de dükkana gele gide uğraya uğraya zaman zaman gördüm. Göre göre de öğrendik. Yani şimdi geliyorum, öğrenmeye çalışıyorum dediğim gibi. Onlar da sağ olsunlar. Yanlarındayız yani, çalışmaya devam ediyoruz. İsterseniz İsmail Bey'in yanına hadi geçelim. Bir bakalım İsmail Bey'e. Seslen istersen. İsmail abi. Teşekkürler. Biraz konuşalım isterseniz sizle. Tabii ki. Ben önce bir mikrofon takayım azıcık size. Burası sizin ne atölyeniz? Burası kompozit boya bölümümüz. Yukarıda montaj alanımız var. Bir sonraki yerimiz aşama serim aşaması. Ben filmi biraz daha geriye sayayım. Sizin evet. Aslında işte kompozit üretimden önceki aslında bir terzisiniz. Terzilik evet. Nereden geliyor? Aile mesleği diyebiliriz annemden. Küçüklükten başladık. Kendi yerimizi açtık, kapattık hayat şartları. İlk önce anne mesleği tabii ki bu. Annemin teşviğiyle terziliğe başladım. Okul, iş, okul, iş dedik. Lise bitti, kendi yerimizi açtık. Ticaret tatlı geldi. Ticarete atıldık. Terzilik yapıyorsunuz, aileden gelen terzilik var. Ve terzilikle birlikte Ankara'da bir dükkan açıyorsunuz. Sonra İstanbul'a gidiyorsunuz. Niye gittiniz o dönemde? Dediğim gibi ticaret tatlı geldi. Daha çok kazanırız, daha çok istihdam yaparız. Zihniyetiyle İstanbul'a yerleştik. Biraz iyi niyetimiz, bir şeyler yapmaya çalıştık. Konfeksiyon ortamı açtık, yarattık, istihdam yarattık. Ailevi şartlar diyelim. Piyasaların kötü gitmesi diyelim maddi açıdan bizi zorladı ve Ankara'ya dönüş yapmak zorunda kaldık. Zorluklardan geldiğini de biliyorum babamın. Ya ben küçükken İstanbul'dayken terzilik de yapıyordu. İstanbul'a gittiğimizde ben İstanbul'da doğdum zaten. 5-6 sene orada yaşadık. Küçükken yani annemle beklerdim ben hatırlıyorum. Arabayla bizi alırdı yine akşam 11'de 12'de malzeme almaya giderdik terzilik için. Buraya geldi yine bilmiyordum çalıştığını falan. Dükkan açtı. Bir kere anca dükkana gittim. 5 yılda, 6 yılda belki. Sonra buraya geldik. Buraya açtı o. Buraya da bayağı süre gelmedim. Sonra kafaya dank edince. Parçalarımız kompozit, radon dediğimiz parçalar. Ve değişik tarzda kompozitin her dalında parçamız mevcut. İleri kompozit teknikleri kullanarak her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Savunma sanayine. Silah parçası olsun, otomotiv sektörü olsun, havacılık olsun, tüm sektöre hitap ediyoruz. Kompozit diye bir ilan gördüm. Hiç bilmediğimiz bir sektör. İlana gittik, imalat müdürüyle görüştük. İmalat müdürü işe almak istemedi. Terzi alakasız bir iş dedi. Artık kendimize güvendiğimiz için her işi yaparız dedik ve direkt atladık ilana. Gittik. Bizleri işe almadılar. Alakasız mesleklerden geliyorsun dediler. Çok kibar, çok hassassın dediler. Üçüncü iş görüşmemde ısrar ettim. Üçüncü iş görüşmemde bedava çalışırım ben size dedim. Yeter ki başlayayım dedim. Maaşla anlaşamadık. Ben para istemiyorum dedim. İşe başladım. Bir ay geçti. Söyledikleri parayı kesinlikle vermediler. İki katını aldım. Üçüncü, dördüncü ay, beşinci ay derken ekip lideri olduk çalıştığımız yerde. Ve hızlı bir şekilde ilerledik. İki ay sonra işe almak istemeyen kişi, sen bize piyangodan çıktın dediler. Terziliği tabii ki unuttuk bu arada. Malzemelerimiz vardır, hala antika diye saklarız odamızın bir köşesinde. Babam geldi, suculuk da yaptı bu tarafta, Ankara'da. Suculuk yaparken ben mesela yanında gidiyordum, boş şişeleri indiriyordum. Öyle öyle devam ettik. Ama bu iş hiç ilgimi çekmiyordu başta. O uçağa uçuşa gittiğimde falan filan görünce ilgimi çekmeye başladı. Zaten ondan sonra gelmeye başladım buraya. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz? Mesela beyefendi ne iş yapıyor? Burada 5-6 kişi değişiyor. Boyahanemiz burası. Çıkan ürünlerin son aşaması, montajdan sonra son aşaması burada. Yüzey hazırlığı. Ve buradan çıkan parçalar da direkt üst kata montaja geçiyor. Ünik kısımlar montajı oluyor ve müşteriye teslim ediyorsunuz. Şimdi bir taraftan anne mesleği terzilik, evet. Diğer taraftan kompozit. Çok alakasız gözükse de
Siz nasıl ortak yönler gördünüz? Birinde kumaşı kesiyorsunuz, öbüründe belki elyafı kesiyorsunuz ama bir form veriyorsunuz. Bu tamamen göz hassasiyeti diyebiliriz. Baktığımızı görüyoruz, eğriyi doğruyu görüyoruz. Biraz onun etkisi oldu. Kumaşa elimiz yatkındı. Yine kompozit kumaş, temeli kumaş ve reçine. Oradan büyük artımız oldu ve ilerledik. Malzemelerimiz bildiğiniz gibi kompozit kumaş reçineyle birleştiği zaman bu şekilde alıyor kalıp içerisinde. Arkadaşlardaki yüzeydeki pürüzleri macunlayarak, zımparalayarak düzgün bir şekil haline aldırıyorlar. Arkasından boyama işlemi burada. Boyama işlemi yine burada başlıyor. Normalde kimseyi sokmayız buralara. Sizler çat kapı geldiniz. Platformları yaparken İHA'ların platformunu çevremdeki esnaflardan bu işi yapamazsın, ne işin var bu işte gibi eksi sözler almaya başladım, olumsuz sözler almaya başladım. Tabii ki bu tamamen ticari olduğu için pek kulak asmadım bunlara rağmen. Çalışmalarımıza devam ettik. İşimizi de başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum. Belki 10, belki 15 tane uçak kırdık. Düşürdük, kalktık, düşürdük, yerden kalktık. Havada takla attı, havada yandı. Belli bir tecrübe olması gerekiyor. O tecrübeye de ulaştığımıza inanıyorum ben. Silah parçası olsun, otomotiv sektörü olsun, havacılık olsun, tüm sektöre hitap ediyoruz. Çekime başlayacağız mı burada? Bir yukarıda bir ışıklarımızı kuralım. Biraz heyecanlısınız ama evet. Anlatın bakalım ne olacak, ne bitecek. Yaptığınız iş gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Siz de heyecanlı bir şekilde dinlemeye hazırız sizi. Ben 15 senedir heyecanlıyım, size de bu heyecanı aktaracağım. Hadi bakalım, çıkalım yukarı gidelim. Fazla büyümek değildi iş amacım aslında. Sistemin içine girdik. Sistem bizi yürüttü. Havelsan'la bir firmada çalışırken ekran yapar mısın dediler. Simülatör ekranı. İlk ekranımızı yaptık başka bir firmanın içinde. Şirket kurmamız da bu yüzden oldu. Havelsan'ın isteğiyle şirketimizi kurduk. Tek başına yapmaya başladık. Daha sonra birçok ekran yaptık. Platform yaptık. Sonra ekranları tecrübelerimiz arttıkça anahtar teslim yapmaya başladık. Daha sonra İHA yapar mısın diye teklif gelince İHA yapmaya başladık ve şu anki durumumuza geldik. Normalde bir radon parçası yapıyorsunuz. Bu yerde radonun üzerine kapatılan bir aslında onu koruyan bir sistem. Evet. Ama bir yandan da aynı yine kompozit, yaptığınız kompozit uçuyor. Bir fark var mı arada? Hiçbir fark yok. Sistem aynı, malzeme aynı. Yalnız bazı kriterler var. Yükseklikte rüzgara karşı, ısıya, soğuğa karşı malzemenin cinsini değiştiriyoruz. Şunu mesela tanıtabilirim size. Olabilir, olabilir. Bu bir sürat teknesinin evet. Konsolu. Göstergeler açılacak. Tamamen kompozittir. Bunu siz yapıyorsunuz. Evet, suya, neme, güneşe, her şeye dayanıklıdır. Burada otomotiv sektörüne çalışıyorum aynı zamanda. Otomotiv sektöründe otobüslerin dış kasaları, bunları da yapıyoruz. Değişik alanlar var. 5-10 sene sonra babam olmayacak zaten burada, artık gelmez. Ben biliyorum çünkü kendisini tanıyorum. Bırakacak ama yine o işleri yani çalışmayı sevdiği için yine gelip gidecek. Ben biliyorum, o yüzden ilerletmek isteyecek. O yüzden yolcu uçağı mesela kendi demiştir büyük ihtimalle. İstiyor, yapar, yaparız. En üstten başlamış olduk. Daha yukarısı olduğunu uzay mekiği diye düşünüyorum. Onu da yapmaya çalıştık. Bir parçasını yaptık, teslim ettik. Sonucunu bilmiyoruz ne olduğunu ama en üstten başladığımız için aşağılar bize otomotiv sektörü, buralar çok basit gelmeye başlıyor. Yine savunma sanayinde devam ediyoruz. Hedefimiz gerçek uçak parçası yapmak. Uzay parçalarının çoğunu aynı firmaya vermezler. Küçük bir parçasını bir firmaya verirler,
Biz ufak bir parçasını yaptık. Antenle ilgili parçasını yaptık, teslim ettik diyebilirim. Aşağıda parçalar yapıldı. Yapıldıktan sonra işte macunlandı, yüzeyi tamamlandı, boyandı ve buraya geliyor. Buraya geliyor. Yüzeyi gördüğünüz gibi aşağıdaki macunsu kısım hiçbir şey kalmıyor. Hı hı. Sadece yüzeydeki küçük top iğne başındaki gibi boşlukları dolduruluyor ve son hali bu oluyor. İçine siz gelen parçaları monte ediyorsunuz. Evet. Ve montajın arkasından da herhalde gerekli testlerin yapılması için sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkıyorsunuz. Sahada test ediyoruz. Ters bir şey olmazsa sağlam bir şekilde geri dönüyor. Eğer sıkıntı varsa zaten kendini ortaya koyuyor. Ürün gelmiyor buraya. Bir uçan bir platform yapmak ne kadar zor? Gerçekten ne tür bir ustalık ve hassaslık gerektiriyor? Bu tamamen tecrübeye dayalı. Herkes yapabilir. Fakat bir kere de bu hale gelmedi platform. Uçar hale gelmedi. Çok denedik. Ben Bilge Nur Araç. Havelsan'da ürün entegrasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Burada uçakların ilk üretim serim aşamasından uçuş aşamasına kadar adımlarını takip ediyorum. Serim aşamasından bittikten sonra bir kontrol aşamamız oluyor. Belirli kriterlerimiz var. Onlar olduktan sonra üretimi devam ettiriyoruz. Mail ortamında siparişlerimiz gelir. Ben bunu arkadaşlara, çalışan arkadaşlara yazılı olarak iletirim. Sorumlu olan kişi diğer arkadaşlara iş bölümü yapar ve işe başlamış oluruz. Bu çok hızlı bir aksiyon alırız bu işte. Bizim artımız az adamla kısa zamanda çok iş yapmak. Ve zamanında teslim etmek. Zamanında teslim etmek tabii ki. Açıları görüyorsunuz. Bunlara dikkat ettik. Yüzeydeki pürüzlerde pürüz göremiyorsun artık. Diğerlerini görebiliyorsun. Evet. Şimdi bir işi yapıyorsak o işin tamamını öğrenmemiz gerekir. Şu andaki işe aldığımız elemanlar tek bir iş yapalım, sabit işimiz olsun diyorlar. Fakat biz zorluyoruz, her işi koşturuyoruz. Bütün işi öğrensinler. Daha önce de anlattığım gibi sipariş geldiği zaman siparişin herkesin taşın altına elini sokması gerekir. Şu an bitmiş. Tek sorunumuz şu, şeyimiz yeni geldi. Pervaneniz, adaptörünüz. Burada bir sorunumuz vardı. Vidalarımız kırıldı. Durum bu. Benzin deposunda bir tip Bilge Hanım. 10 saati çaba bilmek için üretmiş sanırım. 10 saati için 12 litre evet. Çıktık. 10 litreydi, 9 litre alıyordu depo. Şu an 12 litrelik bir depo yaptık. Tahmin edin 10 litre alacak. Daha denemedik. Deneyeceğiz. Siz bir bakın. Size ters gelen bir şey olursa söyleyin. Hep beraber kazanmak için herkesin her işi bilmesi gerekir. Ha belli işler vardır, yapamayacakları işler. Atıyorum ben bu işin her tarafını biliyorum. Bir tek bilmediğim şey boyası. Hiç istemedim, sevmedim de boyasına karışamadım. O geri kalan her tarafını yapabilecek kıvamdayım ve yanımdakilerini de öyle yetiştirmeye çalışıyorum. Çalışanlarım da ben başka yerlerde çalışırken de yine aynı zihniyette kendi işim gibi hepsini yapmaya çalışırdım. Tek işim vardı fakat perde arkasında arkadan arkaya kendimi yetiştirirdim. Ve gençlerin de veya yeni başlayan elemanların da bu zihniyetle yetiştirmeye çalışıyoruz. Her şeyine koşmak gerekiyor. Sadece pazarlama yaparak bir şey kazanamam, elde edemem. Ya da babam olmadıktan sonra devam da ettiremem bu işi. Ya işin ağır kısmında pek tutmamaya çalışıyor ama yine öğrenmek istediğimiz için yani ben de onun düşüncesindeyim. Her tarafa her şeye koşmamız gerekiyor bir şey öğrenmek için. Öğrenen kazanır zaten. Benzin deposu kaç litre? Benzin deposu şu an bunu 10 litre diye ürettik. 9 litre alıyor. Hı-hı. 9 litreyle 7 saat havada kaldık. Sınırları zorluyoruz. 10 saate çıkalım dedik. Şimdi 12 litrelik bir depo yaptık. Diğer atölyemizde göreceksiniz onları.
12'lik depoyla 11 litre benzin koyacağız. Hedefimiz 10 saat. 10 saat havada. 12 bin fit, 13 bin fit, 15 bin fit çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Uçağın şartlarını zorlayacağız. Bu iş tek başına olacak bir iş değil, ekip işi. Her işte olduğu gibi bu ayrı bir ekip işi. Ben ekibi kurarken en iyileri bulmaya çalıştım. Çok ekip değiştirdim. Belki 5-6. ekiple çalışıyorum. Şu anda doğru ekiple çalıştığımı düşünüyorum. Ve platformları üretmeye devam ediyoruz. Şirketin ana üretim hattı ise Ankara'da Kahraman Kazan'da yer alıyor. TUSAŞ ile birlikte bölge önemli bir savunma ve havacılık imalat merkezi haline gelmiş durumda. Hub olarak da adlandırılan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda şirket bulunuyor. Her ne kadar bu tesis Ostim'den çok daha modern olsa da işin özünü konulan akıl oluşturuyor. Şu anda CEO Havacılığın en son yatırımı bu. Bu cihaz yüksek ısılara ve içinde vakum ve basınç aynı anda 3 şeyi birden malzemeye veren bir cihaz. Bunun sorumlusu Ergün ustamız. Ergün usta. Ergün ustamızı çağıralım. Bunun yarın büyük bir ihtimalle montajı gerçekleşecek. Evet. Montajına başlayacağız yarın. 2 hafta gibi bir sürede tahta basmış oluruz diye düşünüyorum. Bu parçanın adı Baha. İnsansız hava aracı. Şu anda kanat montajıyla gövde montajını birleştiriyoruz. Birleştirme entegrasyonundayız. Bu aşamada şöyle izah edeyim. İçerisindeki ayrı eksilerimiz, köpüklerimizi. Yani bizim model uçak yapardım ben küçükken. Evet. Aynı onun gibi. Aynı onun gibi. Reçine ile sabitleyip evet. Yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra çift komponent bu. Bir de alt gövdesi var. Onu birleştiriyoruz ve gövdeye entegre ediyoruz. Sonrasında boyamaya mı gidiyor üstü bunun? Evet, tamamlandıktan sonra, işlem operasyon adımı bittikten sonra boyama operasyonuna gönderiyoruz. Peki benim merak ettiğim, burada büyük bir fırınınız var. Evet. Bu fırında ne yapıyorsunuz? Bu fırınımızın ismi Otoklav. Hem basınç hem sıcaklık ikisi birleşerek içerisindeki malzemeyi küreliyoruz belli bir sıcaklık derecesinde. Ondan sonra çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ürünü şöyle düşünün, bir kek gibi. Sunuyoruz. Yani bu işlemi bu otoklavda gerçekleştiriyoruz. Pişirmeden olmuyor mu? Pişirmeden olmuyor. O formu dayanıklılığı mı alıyor bu fırın içerisinde? Evet, dayanıklılığı içinde. Belli artıyor. Dereceleri var ürünün. Kaç derecede mesela? Dereceleri parçalara göre değişiyor. Her fuar öncesi gelirler, burada malzeme yaparlar, giderler fuarlara katılırlar. Teknofest özellikle üniversite öğrencilerimiz gelir. Azim ve yaptıkları işin peşini bırakmamaları. Şimdi yaşımız ilerledi. Yapabildiğimizi yaptık elimizden geleni maddi olarak diyebilirim. Bundan sonra çocuklarımıza bırakacağız tabii ki bu işi. Kendisi de işin başında zaten. Yavaş yavaş işi öğretiyoruz. Devam ettireceğini düşünüyorum. Yaptığın işte her şeyi yapmak gerekiyor kazanmak için. Ben de her şeyi öğrenmeye çalışıyorum şu an. Pazarlama kısmını zaten okulda öğreniyorum. Bu sene mezun da oluyorum. Mezun olduktan sonra zaten burada işi tamamen yapmaya çalışacağım. Bayrağı alacağım yani. Buradaki arkadaşlar... Mühendis arkadaşlar, tasarım yapıyorlar. Tasarım yapıyorlar. Evet. Evet. Böylece bugünü de tamamlamış olduk. Çekimlerimizi yaptık. Yavaş yavaş gidelim artık? Tabii, siz nasıl isterseniz. Yolumuz buyurun. Uzun. Evet. Size uçuracak, yapacak bir sürü İHA'nız var. Evet. Yolunuza sizden devam edelim. Evet, yavaş yavaş.